Senden o kadını istiyorum. Cehennemin dibine bile gitmiş olsa bana o kadını bulup getireceksin. Tabii gördüklerim karşısında hepiniz kadar ben de... Az bile yavrum. Az bile söylediklerin. Şimdi birinin foyası çıktı. Biletini kessin hainin. Ama bu hain. Bak hala elini tutuyorsun onun. Yanında bu adi kadınla yüreğini dağlıyorsun annenin. Ama o haine seni yedirtmeyeceğim. Ne yapacağım, ne edeceğim? Yedirtmeyeceğim seni oğlum. Erdal Bey! Bak duyuyorsun beni biliyorum. Aç şu kapıyı. Telefon istiyorum, telefon! Hazan ben artık. Evet. Sen artık git. Ben artık konuşalım diyecektim. Konuşmamız gerekenleri konuştuk. Gerekenleri değil Yağız. Senin yalnızlığını... Uğradığın haksızlıkları. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Yapabildiğim tek şey... buraya gizli gizli gelip senin yanında olmaya çalışmak. Yanımda. Sen yanımda değilsin. Parmağımdaki bu yalan yüzünden insanlar sana demediklerini bırakmadı. Ama bu şey bir gün çıkacak. İnsanlar o tokadın sonrasında... O yalan... kardeşimin gerçeği. Kardeşinin tek gerçeği kendinden başka kimseye aşık olmaması. Kıyamadı benim yavrum, kıyamadı. Anasına da ablasına da kıyamadı. Gelecek. Kocası şimdi getirecek onu. Şimdi getirecek biliyorum, gelecek benim kızım. Geldi, geldi yavrum geldi. Nerede benim kızım? Sana diyorum Hazım Bey, kızım nerede? Hani bana getirecekti kızımı? Hani nerede? Konuştum kendisiyle. Gayet iyi. Merak edecek bir şey yok. Ne demek merak edecek bir şey yok? O bizi merak etmiyor mu? Ablasını, anasını hiç merak etmiyor mu benim kızım? Sanırım haberi yok. Ben de canı sıkılmasın diye bir şey söylemedim. Ara çabuk kızımı. Hadi bekliyorum, ara benim kızımı. Ara, kızımla konuşacağım. Çıkar telefonu, ara kızımı. Fazilet Hanım, kızınız ablasıyla da sizinle de konuşmak istemiyor. Anlamıyor musun? Ne demek konuşmak istemiyor Hazım Bey? Ne demek konuşmak istemiyor? Biraz saygı duymanız lazım. Kızınızın istediği tek bir şey var. O da bebeğini huzurla kucağına alabilmek. Huzurla bebeğini kucağına alamaz benim kızım. Duyuyor musun sen? Duyuyor musun? Anası, ablası olmadan başında huzurla kucağına alamaz bebeğin Hazım Bey. Bak bir hırsla yaptı bunu ama çocuk o, korkuyor. Anası olmadan yapamaz, doğuramaz. Ablası elini tutmadan doğuramaz. Aha öksüz mü benim kızım ya? Kapı gibi anası var başında. Sen neden ayırıyorsun benim kızım? Neden beni kızımdan ayırıyorsun? Nereye sakladınız benim kızımı ya? Lütfen, Fazilet Hanım. Dur, kızım da beni istiyor, anladın mı? Anladın mı? O kız buraya gelecek. Lütfen Fazilet Hanım. O kız buraya gelecek Hazım Egemen. O kızı buraya getireceksin. Çek, çek kendim giderim. O kız gelecek buraya. Annemi istiyorum ben. Annemi istiyorum ben. Anne, anne. Annemi istiyorum ben. Annem. Annemi istiyorum. Tuvalete gitmem lazım. Daha yeni gittiniz. Lütfen. Bak lütfen, iyi değilim ben, beni hastaneye götür. Şimdi kontrol ettim. Gayet iyisiniz. Hiçbir sorun yok. Umurumda bile değil. Şikayet etmeyeceğim. Bunu bana neden yaptın diye bile sormayacağım. Lütfen beni hastaneye götür. Lütfen. Daha vakit var. Ama siz kendinizi böyle strese sokarsanız doğumu zorlaştırırsınız. Levent Bey. Levent Bey. Tuvalete kalkacak. Sakin. 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 Tamam. Tamam, sakin. Evet, senden bir imza alalım bakalım Hazan Hanım. Hadi kızım, hadi topla artık kendini ya. Hadi topla kendini artık ya. Benim sevgilimle bir işim var. Dokunma. Çek elini, yoksa kırarım ellerini. Bakalım ne yazmışız. Bu adres benim için sürpriz olmadı aslında. Gerçek bir sürpriz gösterecek. Attığın her adımdan haberim var. Ne yaptın sen? Sen beni mi takip ettin de? Tamam kızım, tamam. Ne tamamı be? Ne tamamı? Ne geçecek bunlarla eline? Ha? Ne geçecek? Sen hangi cesaretle... İşte bak, bu benim sormam gereken bir soruydu. Çok cesur bir soru. Ama konumuz bu değil. Fazilet Hanım, siz kızınızın son marifetiyle ilgilenin. Bizim biraz işimiz var. Gel. Bırak. Bırak. Gel. İmzala. Pardon, neyi imzalıyorum? Ne bu? İstifan kabul edilmediği için hala şirketin bir ortağısın. Ya sen hiç kendini yorma aslında. Özet olarak geçeyim ben sana. İmzayı atıyorsun ve Yağız Egemen'i şirketten şutluyoruz. Kaç saat oldu? Neden böyle oluyor? Sen ne sanıyorsun ana olmayı? Öyle bir avazda olmuyor işte. Sancılarım düzensiz geliyor. Bir geliyor, yarım saat tık yok. Ya bir sorun var diyorum sana, böyle olmaz. Hastaneye götür beni. Ben de sana sakin ol diyorum. Sen nefes almana bak. İlk doğumun değil mi bu? Bazısı 10 saat sürer. Ben Selin Hanım'ın rahmetlinin kucağına tam 8 saatte verdim. Lale Hanım emekli doğum hemşiresi. Selin'in doğumunda ve sonrasında da bize çok yardımcı olmuştu. Panik yapma. Ben sana zamanı gelince söyleyeceğim. Salak. Salak kafa. Selin! Selin senin elinle doldu ve ben salak gibi benden ne istiyorsun diye soruyorum. Bunu istiyor. Bebeğimi de beni de öldürmek istiyor. Hayır, hayır, hayır. Sakin ol. Kimse ölmeyecek. O ruh hastası yapıyor bana bunları. O ruh hastası yapıyor. Nefesini boşuna harcama. Doğumda ihtiyacın olacak. Söyle o ruh hastasına bebeğime çektirdiği her şeyin bedelini ödeyecek. Söyle o ruh hastasına başaramayacak. Biz neleri atlattık, bunu da atlatacağız. Bunu da atlatacağız. Bak zart diyorsun, zurt diyorsun. Beni burada tutuyorsun, tamam. Ama ben hala o kız çocuğumu nerede doğuracak bilmiyorum ve kafayı yemek üzereyim ben. Tamam Yasin. Tutmayayım ben seni. Babam atölyede mabedene çekilmiştir. Git yapış yakasına, nerede oğlum de. Sen daha nezarette avukatlara derdini anlatamadan babam karısını kaçırmış olur. Nil arıyor ya. Şimdi açmazsam 50 kere arar. Açıyorum. Canım. Selin Hanım. Parti başladı mı? Hala doğmadı. Biraz zor bir doğum olacak. Yok, sorun yok ya. Sana eğlenmene bak. Darlandım, ben çıkıyorum. Bakın ben gerçekten artık bir hastaneye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bana bak. Bir daha bana hastane dersen. Selin Hanım. Hastane falan yok, orada doğuracak. Sonra ne olacağını çok iyi biliyorsun. Sen bir gecede zengin olup dünyanın bir ucuna gideceksin. Bebek de ait olduğu yere gelecek. Ama sağlıkları söz konusu. Şu an anne de bebek de tehlikede. Ya biz sizinle ikisine de ama özellikle bebeğe bir zarar gelmeyeceği konusunda anlaşmıştık. İyi bir ebe ol ve zarar verme o zaman. Şimdi kapat telefonu, sakinleş. Ve müjdeyi verene kadar beni arama. Durun bir dakika, kapatmayın. Sizden şüpheleniyor. Yani bunu açık açık söyledi. Tamam. Tamam, sorun yok. Sen bebeği doğurt, başka bir şey düşünme. Sorun yok. Nasıl olsa ölecek. İstediği kadar şüphelensin. Sinan bunu gerçekten istiyor olamazsın. O şirket onun alın teri, emeği. Sinan unuttun mu ya? Unuttun mu biz ne kadar emek verdik o şirkete? Biz neler yaptık? O lansman gecesini unuttun mu? Sonrasında ayakta kalmak için neler yaptığımızı unuttun mu? Tek bir anını bile unutmadım, merak etme. Tek bir anını bile. Beni enayi gibi, aptal gibi nasıl kullandınız hepsini hatırlıyorum, merak etme sen. Yeter artık be! Yeter artık ha! Yeter, yeter, yeter! Ne yapsan yetmeyecek mi bu kıza ya? Ha? Ne yapsan için soğumayacak mı senin bunlara karşı? Sen ne yapıyorsun? Ha, beni de oyuna getirdin zaten. Yeter artık ha, yeter! Fotoğraflar, ses kaydı, görüntüler hiçbiri umurumda değil. Duygularım için başıma gelenleri kabul ederim. Ama ben bu acımasızlığı kabul etmiyorum Sinan. Bunu hak ettiğimizi kabul etmiyorum. Neyi hak edip neyi hak etmediğinizi artık ben karar veriyorum. Ve ben ticari itibarımıza zarar verdiği için Yağız Egemen'in yönetim kurulu kararıyla kovuyorum. Ya bu imzayı atar, ticari hayatını bitirsin Yağız Egemen'in, ya da ezberlediğimiz yere geri geliriz. Tabii dönelim. Hazan'ın elini kolunu bağladığımız yere dönelim. Aslında her şey senin elinde, çok basit bu. Ya bu kalemi alırsın, imzayı atarsın, Yağız Egemen'in ticari hayatını bitirirsin, ya da kalemi atarsın, hayatımızda Yağız Egemen diye bir şey kalmaz. Anne, bizi yalnız bırakır mısın? Yemin ederim. Vallahi de billahi de ben sebep oldum. Ben kurtaracağım kızım seni. Söz veriyorum sana, kurtaracağım. Yemin olsun. Kurtaracağım seni yavrum. Neyin peşindesin Engerek? Sen neyin peşindesin acaba? Allah canını almasın. Ne işin var senin burada? Yasemin nerede? Kızın yanında mı? Ya sıkını kaybetmiş. Her gece onu sorup duruyor. Onu arıyorum. Şuna bak şuna ya. Ben kızın anasını soruyorum. O bana ayısını söylüyor. Anası nerede diyorum, anası? Anası tenezzül etti de işte uyutmaya çalışıyor. Ben de ayı arıyorum her yerde. Boş ver ayı işini sen. Boş ver. Çık şu kapının önüne, bekle beni. Dikil orada. Benden haber bekle. Yasemin gelirse de oyala. Sakın içeri alma. Git 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 git. Çık. Çık orada bekle. Sinan Efendi'nin foyası bu odada bir yerde. Ama nerede? Nerede? Ama nerede? Birileri hala düşünüyor galiba. Onu bir günde kardeşine ihanet eden, onu sırtından vuran bir adamı çevirdin. Küfürlerle, hakaretlerle linç ettirdin. Bütün saygınlığını elinden aldın. Şimdi de şirketi elinden alıyorsun. Sinan, sırada ne var? Daha ne yapacaksın? Daha nasıl tehdit edeceksin beni? Mehmet Yıldız'la elimi kolumu nasıl bağlayacaksın? Hazan, imzayı atacaksın. Bu iş bitecek. Ben de parmağından yüzüğü layık olduğu şekilde çıkaracağım. Daha fazla uzamayacak. Hemen yarın. Yarın? Hayatımı siz doğduğunuza pişman ederek geçirecek değilim herhalde, değil mi? Sen imzayı atacaksın, bu iş bitecek ve ben istediğimi alacağım. Bu hikayede herkes istediğini alacak, hak ettiğini alacak. Ve olması gerektiği gibi Mehmet Yıldız hiç doğmamış olacak. Niye güveneyim sana? Başka şansın var mı? Hırsını aldın. Yağız Egemen olarak kalmasına izin vereceksin. Sözünü tutacaksın. Bize kısmetmiş bak. Hayısını kaybetmiş, her gece onu sorup duruyor, onu arıyorum. Aman. Kız anam nereye saklamış bunu bu? Bak 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 bak, görüyor musun? Kimin aklına gelir bu? Hadi bakalım Sinan Efendi. Şimdi sıra kimde? Hı? Tuzla'ya gidiyoruz. Tuzla'ya, hadi. Kavuştuk sonunda, şükürler olsun. Kavuştuk. Ne badireler atlattık biz. Şükürler olsun, kavuştuk sonunda. Alo. Selin neredesin? Nil'le bir işim vardı. Biraz uzun sürecek. O yüzden erken çıktım. Seni de uyandırmak istemedim. Selin bak, ben dün gece deli deli kabuslar gördüm. Ben artık dayanamıyorum ha. Farkındayım. Tüm gece kantar içindeydim. Selin bak, ben ciddiyim. Ben cidden dayanamıyorum. Baban da çekip gitmiş zaten. Yok ortalıkta. Ben harbiden tırlatacağım bak. Bak lütfen biraz daha sabret. Ben bir işimi halledeyim. Döndüğümde sen ne istersen onu yapacağız. Güven bana. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bu para sadece hız için değil, gizlilik için de veriliyor, biliyorsunuz değil mi? Kesinlikle Yasemin Hanım. Hiç merak etmeyin. Güzel. Çok teşekkür ederim. ihtiyar. Pamuk eller cebe. Güzel. Günaydın oğlum. Baba şirkete gidecektik ama çıkmışsın. Benim ufak bir işim var. Tamam. Dönecek misin? Bekleyeyim mi seni? Yok Gökhan, sen beni bekleme. Şirkette buluşuruz. Ha, şantiyenin devri için imzaladığım bir protokol var atölyede. Ona bir göz atar mısın lütfen? Peki. Hoşça kal. Ha, evet Serhat. Az kalsın unutuyordum seni. Benden istediğiniz araştırmayı bitirdim Gökhan Bey. Dinliyorum. Şoförünüzün kim olduğunu bilmiyorum ama kim olmadığını biliyorum. Olduğunu söylediği kişi değil. Hoş geldiniz Hazım Bey. Hoş bulduk. Merhabalar Hüseyin Bey. Eşime bir sürpriz yapayım istedim. Neredeler? Neredeler dedim size. Ne oluyor? Doğum mu başladı yoksa? Benim niye haberim yok? Hazım Bey, dün eşiniz Lale Hanım'la birlikte gitti. Nereye gitti anlamadım ben. Siz başka bir eve göndermişsiniz. Lale Hanım dün öyle söyledi. Burada rahat edemez diye. Ne demek bu? Ben böyle bir şey söylemedim. Ne oluyor söyler misiniz? Ece nerede? Telefonda kapalı. Ece nerede? Nerede Ece? Hazım Bey hiçbir şeyden haberi yok. Haberi yok. Ne yapacağız? Ne olacakmış? Toplum nezdinde kabul edilemez kusurlu hareketlerinin Egemen Kozmetik markasına vermiş olduğu maddi ve manevi zararın neticesi olarak Egemen markasının uğradığı ticari itibar kaybını telafi edebilmek adına kurucu yatırımcı Yağız Egemen'in Egemen markasıyla maddi ve manevi hiçbir bağ kalmamıştır. Ne işiniz var sizin burada? Benim bir işim yok. Ama senin o kardeşim dediğin zalimle bir işim var. Siz benim kardeşimle nasıl... Al! Sen burada vicdan azabından kıvranırken... ...kardeşin sana nasıl oyunlar oynamış al da bir gör. Al! Selin Hanım, hoş geldiniz. Yalnız ben bebek için endişeliyim. Param bagajda. Alacağımı alıp vereceğimi vereceğim. Bebek diyorum Selin Hanım. Anne çok tecrübesiz. Farkında değil ama yeni doğan sarılığı oldu. İyi gözükmüyor. Doğum da çok zor geçti. Kordon dolandı. Yani ciğerinde sıvı olabilir. Solunumu da iyi gelmiyor bana. Bir an önce bir hastaneye götürüp kontrol ettirmek lazım. Lale Hanımcığım, kardeşimle ben ilgileneceğim. Siz kardeşimi bana emanet edin. Şimdi lütfen artık bekletmeyin. Anne bu adamla burada mı kalacak? Siz anneyi dert etmeyin. En başına konuştuğumuz gibi. Boşanmaya razı olduğu anda bebeğine kavuşacak. Şimdi lütfen artık bekletmeyin. Hadi. Söz veriyorum sana. Kurtulacağız buradan. Söz veriyorum birbirimize kavuşmak için çektiğimiz çileyi değecek. Kurtulacağız buradan. Evet. Hastane için hazırız. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Çıkar şu kelepçeyi. Oğlumu doğru düzgün tutamıyorum bile. Çıkart. Ece, bebeği ver bana. Kelepçeyi çıkar. Oğluma doğru düzgün sarılamıyorum. Çıkar. Ver hadi. Vermem. Ver Ece. Vermem. Ece bebeği... Bırak, ne yapıyorsun ya? Bırak, vermem diyorum sana, bırak! Bırak, vermem diyorum sana, bırak! Ne yapıyorsun, bırak! Vermem! Buraya gel! Buraya gel! Buraya gel! Oğlumu ver! Oğlumu ver bana, oğlumu ver! Oğlumu ver! Nereye götürüyorsun oğlumu? Aylarca bekledim bu anı. Aylarca bekledim bu çığlıkları duymayı. Pislik. İşte kardeşiniz. Tutabilecek misiniz? Alamazsınız benden. Bebeğimi verin bana, bebeğimi geri istiyorum. Geri istiyorum bebeğimi. Bebeğimi geri istiyorum, bebeğimi. Bebeğimi alamazsınız benden. Fotoğrafları ne zaman patlatsak acaba? Beni ne zaman özgür bırakacaksın Sinan? Hastane CD'si. Sizin elinize nasıl geçti bu? Karıştırma sen orasını. İçindekine bak. Hadi. Siz yine bir şeyler karıştırıyorsunuz. Yahu Bağcı'yı dövmeyi bırak da artık üzümü bir ye, üzümü. Üzümünü ye. Bu CD'nin içinde seni de kızımı da kurtaracak şeyler var diyorum. Aç da bir bak şu CD'ye. Tuhaf konuşmalarınız nereye gidiyor bilmiyorum ama size güvenmediğimi söylememe gerek yok herhalde. Yahu sen şu CD'yi al da bir yere tak bir bak bakalım içinde ne varmış. Göreceksin kime güvenip güvenmeyeceğini. Tak bir yere şunu. Tamam. Bakacağım içindekilere ama şunu da söyleyeyim. Siz de fırsat bu fırsat deyip kardeşim ve aramda yaşananların üzerine eğer bir oyun oynuyorsanız... Ha, sen şimdi göreceksin oyunu. Sen burada için içini yerken o kardeşim bildiğin insan sana nasıl oyun oynamış kendi gözlerinle göreceksin şimdi. Tak bak bakalım. Sakin. Hastane sonuçları. Evet. Sonuçlar Sinan'ın değil. Ha şunu bileydin. Değiştirmiş. Sonuçları değiştirmiş. Siz paranızı sayarken atlamaya çalışın. Şimdi izninizle yola çıkmam gerekiyor. Selin Hanım, lütfen durun biraz konuşalım. Selin Hanım lütfen durun biraz konuşalım. Selin Hanım neler olur? Durun bakayım. Ne yapıyorsunuz o silahla siz? Selin Hanım. Selin Hanım gelin biraz konuşalım. Lütfen. Hastaneye bu yüzden dava açılmadı tabii. Doktorla pazarlık yaptı. Çok güzel doktorla anlaştı. Hepimizle oyun oynadı. Ya herkesi kandırdı, herkesi. Sen de ayrı oyun oynadı, kızımla ayrı oyun oynadı. Her şeyi biliyor. Daha da fazlasını biliyor. Kazadan öncesini biliyor. Ya senin kızıma, kızımın da sana nasıl yandığını biliyor. Öğrendi bunları. O yüzden bu hırçınlığı, bu öfkesi, bu deliliği o yüzden. Ne yapsa alamayacak hırsını sizden. Senin o kardeş bildiğin sizi yerin dibine sokana kadar hırsını alamayacak işte. Hazan'ı biliyordu. Biliyordu. Hazan'ı havaya götürürken biliyordu. Yahu biliyordu ha. Bana dedi yaptığı bütün oyunları bir anlattı bana. Beni tehdit etti. Kızını dedi el alemin içine çıkamayacak hale getiririm dedi. Tehdit etti beni. Yerin dibine soktu benim kızımı. Haberin yok senin bunlardan. Kim bilir benim yavrum o avada, o evde neler yaşadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var ha. Benim kızımın gönlü sana düştüğünden beri çok acı çekiyor. Çok. Ben sizi gördüm. Siz adama işaret ettiniz, o da silahına davrandı. Pardon ama dün de silahlıydı. Hatta cici annemi... Babamla konuştururken karnına silah dayatan da sizdiniz diye hatırlıyorum. Yanılıyor muyum yoksa? O silah boştu Selin Hanım. Sanırım bu silah dolu. Lale Hanım, paranızı aldınız, vazifenizi yaptınız. Şartları daha fazla zorlaştırmayın. Şimdi arkanıza bakmayın ve gidin. Gerisi sizi ilgilendirmez. Selin Hanım, ben o parayı cinayet işlemek için almadım. Lale Hanım, paranızı sayın ve beni daha fazla oyalamayın. Eğer bir hata yaparsanız ben değil, siz yanarsınız. Ben bütün önlemlerimi aldım. Sizinle konuştuğum telefon hattından size verdiğim paraya kadar her şeyin izini sildim. Biliyor musunuz? Ben şu an burada bile değilim. şu anda Bebek'te en yakın arkadaşımla lattemi içiyorum. Hayatınızın hatasını yapmadan önce iyice düşünün. Derin bir nefes alın ve kendinize gelin. Cinayet bu. Allah'ım. Allah'ım, cinayet bu. Oğlum nerede? Oğlum nerede? Allah'ın cezası, oğlum nerede? Oğlum nerede? Geri istiyorum bebeği. Başkomiserim, Lale Tekin, emekli doğum hemşiresi benim eşimi kaçırdı. Nasıl anlamadım? Ben nasıl görmedim bizimle oyun oynadığını? Fazilet Hanım, peki siz ne zamandır biliyordunuz bunu? Fazilet Hanım, size bir şey sordum. Bu oyunu siz ne zamandır biliyorsunuz? Bizimle oynadı... Kızınızla oynadığını ne zamandır biliyorsunuz? Neden sustunuz Fazilet Hanım? Neden kızınıza bir şey demediniz? Onu neden önceden uyarmadınız? Neden bildiğinizi ona söylemediniz? Neden oyun oynamasına izin verdiniz? Allah biliyor. Ah! Sizin gözleriniz birbirine değdiğinden beri benim gözlerim huzurlu uyku çekmiyor. Ben yattığım yeri bilmiyorum o günden beri. Ben gördüm Yağız Efendi. Gördüm ben. Ben felaketin nasıl geldiğini gördüm. Ama durduramadım. Siz kaçmaya, saklanmaya çalışırken birbirinize de felakete de nasıl yuvarlandığınızı görmediniz. Ama ben gördüm. Gördüm de durduramadım. Sen de kendini durduramadın. Kızımı da ben durduramadım. Anladın mı? Şimdi ne olacak biliyor musun? Şimdi hiçbirimiz o deliği durduramayacağız. Senin o kardeş bildiğin var ya... Abi demiyor sana. Demeyecek. Artık oyun yok Sinan. Artık oyun yok. Hadi Serdar. Serdar, Yağız Efendi nereye gidiyorsa biz de oraya. Hadi çabuk takip et. Kaçırma, takip et. Sinan, lütfen artık doğru düzgün bir cevap ver bana, lütfen. Sana cevap beğendiremiyoruz ki Hazan. Sinan. Bir dakika, neydi soru? Hı. Beni ne zaman özgür bırakacaksın? Değil mi? Yeter artık, gerçekten yeter. Ve cevap. Canım ne zaman isterse o zaman. Bak, soruların cevapsız değil. Sen cevapları beğenmiyorsun. Sinan, ben artık çok yoruldum. Gerçekten artık çok yoruldum ben. Bu hiçbir zaman bitmeyecek değil mi? Bizi ne kadar kırıp döksen de devam edeceksin. Sen bunun adına ceza diyorsun ama kendini de cezalandırıyorsun Sinan. Bak sen. Kendimi cezalandırıyorum, öyle mi? Şimdi zevk aldığın bu oyun seni de yaralayacak Sinan. Bizi kırıp döktükçe o kırıklar seni de yaralayacak. Sen kirleniyorsun. Nefretinin de öfkenin de altına saklanmış olan şeyin adı kırgınlık. Ama sen bu kırgınlığı yaşamana izin vermiyorsun. Bak bu kirin içinde hep birlikte boğulacağız. Görmüyor musun bunu? Vay be. Bu süslü lafların meali de şu oluyor galiba, değil mi? Elini daha fazla bizimle kirletme. Sinan bir kez olsun beni gerçekten dinler misin lütfen? Dinledim. Ben seni dinledim. Ama ikna olmadım Hazan. Ve sürpriz. Elimin kiri olmaya devam edeceksiniz. Pes etmeyeceksin. Ona kötü biri olmadığını hatırlatacaksın. Nasıl anlamadım? Hiç şüphelenmedim bile. Anlayabilirdim, anlayabilirdim. Geç bile kaldın Fazilet, geç bile kaldın. Ama doğru yaptın sen, doğru. Çok doğru yaptın sen. Doğru yaptığında içindeki bu sıkıntı ne? Niye sıkılıyor bu kadar için? Küçüğünün sıkıntısı bu, küçüğünün. Ah biliyorum ben, küçüğünün sıkıntısı bu. Ah Fazilet, ah doğurdun sırayla, dertleri sırayla. Büyüğünü yüzükten kurtaracaksın. Küçüğün de bir avazda gözünün önünde kurtulacak. Sırayla. Hepsi sırayla. Kaçırdık işte. Sana takip et dedim mi demedim mi? Araya kaç tane araba soktun, şuna bak şuna. Yetişemeyeceksin. Yağız Bey uçtu gitti Fazilet Hanım. Ne yapsaydım yani, kaza mı yapsaydım? Sana kaza yap diyen mi oldu? Uçtu uçtu Yağız Efendi ama nereye uçtu? Kıyametine mi uçtu? Anlıyorsunuz değil mi komiserim? Eşim hamile. Yani bu kadın neden böyle bir şey yaptı? Neydi amacı bilmiyorum ama... Eşim şu anda herhangi bir yerde doğum yapıyor olabilir. Lütfen bulun onu. Bütün birimlerle irtibata geçtik Hazım Bey. Lütfen sakin olun ve bizden haber bekleyin. Muhakkak bir haber vereceğiz biz size. Peki, teşekkür ederim. Eğer eşimin ve bebeğin kılına zarar gelirse... Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Hepsi senin yüzünden Hazım. Hepsi senin yüzünden. Nerede benim kızım? Ha? Sana diyorum Hazım Bey, kızım nerede? Hani bana getirecekti kızımı. Zavallı masum şey. Seni o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. İnan bana böyle olmasını istemezdim. Hem de hiç istemezdim. Ama ben seni de istemedim. Ben senin ablan olmayacağım. Ben senin cici annen de olmayacağım. Ah be anne. Görüyor musun oğlunun halini? Halimizi görüyor musun? Sen olsaydın böyle olmazdık ki. Yarım kalan bir pazarlığımız vardı ihtiyar. Değil mi? Sinan, sen diyeceğini dedin ama ben daha bitirmedim. Anlamıyorum anne. Hiçbir şey anlamıyorum. Biz nasıl bu hale geldik? Biz neden böyle olduk anlamıyorum. Aklım almıyor. Anladığım tek bir şey var. Sen olsaydın biz böyle olmazdık. Yarım kalan bir pazarlığımız vardı ihtiyar. Hayırdır Yasemin, ne pazarlığı? Böyle çırpınmaya devam et işte Hazan. Gözümün önünde böyle çırpın. İzlemesi zevkli oluyor. Sinan anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun. Ben kendim için çırpınmıyorum. Ya hatırlatmana gerek yok. Kim için çırpındığını gayet iyi biliyorum. Sinan beni gerçekten anlamıyorsun. Bak kendini kapattın. Bizi bırak, sen kendine ne yaptığını görmüyor musun ya? Eğer bu işin sonu Yağız Egemen'i gerçekten Mehmet Yıldız'a dönüştürmekse... ...bu iş bittiğinde sen de eski sen olmayacaksın Sinan, anlamıyor musun? Ya bak, sıktı bu hikaye, tamam mı? Şu kirlenme hikayesi midir nedir gerçekten sıktı. Edebiyat parçalaman bittiyse ben artık gidiyorum. Ah bak kim geldi. Gidin hepiniz, gidin. Öyle mi olsa hadi gidin. Sinan. Bir şey olmuş. Oyununu öğrendim. Her şeyi biliyorum artık. Yasemin, insan gibi söylüyorum. Ver şu zarfı. Gökhan bunu yapma. Neyi yapma ya? Neyi yapma? Elinde zarfı sallaya sallaya geliyorsun babamla pazarlık yapmaya. Sonra yakalanıyorsun. Ver bakalım şu zarfı. Gökhan hayır. Hayır. Ver şu zarfı, uzatma. Gökhan bunu yapmak istemez. Yasemin! Gökhan lütfen bunu yapma. Çok üzgünüm. Üzgünüm. Sen bize oyun oynadın, bize. Sadece bana değil, Gökhan'a, Selin'e, babama hepimize oyun oynadın. Böyle mi soracaktın hesabını, ha? Böyle sahte, acımasız, ucuz bir oyunla mı hesaplaşacaktın benimle? Ha Sinan? Bir şey desene. Hadi Hazan için yaptım de, aşk için yaptım de. Ha? Hepinizle oyun oynadım. Çünkü ben aşk için yaptım de, en azından bu kadarını söyle hadi. Neden? Ha? Neden, seni aklamak için mi? Ben aşk için oyun oynadım diyeceğim, sen bana ne diyeceksin? Ben de aşk için seni sırtından vurdum diyeceksin. Bu kadar kolay değil mi? Sinan. Bu, içinde aşk olunca ihanet olmuyor çünkü, değil mi? Sinan, ben kendimi hiçbir zaman aklamaya çalışmadım. Duygularıma akta, karada demedim. Kendimle mücadele ettim, kalbimle mücadele ettim. Yenildiğimde kaçmaya çalıştım ama kaldım. Mücadeleye devam ettim, kalbimle savaştım ama hiçbir zaman seninle savaşmadım ben Sinan. Hiçbir zaman. Ben seninle savaşıyorum ama. İnan bana, kaçacak hiçbir yerinde yok. Hak eden hak ettiğini alacak. Sinan. Sinan, ben hak ettiğime hiçbir zaman itiraz etmedim zaten. Sen beni yanlış anlıyorsun. Kardeşimin beni karşısına alıp benden hesap sormasını hak ettim sonuna kadar. Ama bu oyunu hak etmedim. Ama sen oyun mu oynamak istedin, ha? Sadece bana oynayabilirdin ama bütün ailenle oynadın sen. Ben bunu hak etmedim, biz bunu hak etmedik. Bir de utanmadan karşımda biz oldunuz, öyle mi? Ha? Bu kadar kolay mı sanıyorsun ya? Bu kadar bitecek mi sandın şovu? Bir iki sosyal linç, bir iki tane ağır gazete manşeti. Bu kadar, şov bitti. Genç iş adamının kaybettiği o prestij, kapatılan o kozmetik dükkanı. Bu kadar. Sonra enkazın altından kalkan esası olan esas kızın elini tutar ve ortaya çıkar. Şov biter. Bu kadar değil mi? Sen bunun bedelini ödeyeceksin Yağız Egemen. Yağız Egemen olmanın bedelini ödeyeceksin. Sinan yapma. Gökhan, ben gerçekten çok özür dilerim. Ben buna sebep olmak istememiştim. Bunu böyle öğrenmeni istememiştim. Çok özür dilerim. Ne için çok üzgünsün? Niye özür diliyorsun? Babamın oğlu olduğum için mi? Ben en başından yakalamıştım zaten bu durumu. Ona nasıl baktığını, onu nasıl sevdiğini çok iyi biliyordum ben. Her sorduğumda ama sen inkar ettin, hep kandırdın beni. Sinan, ben seni kandırmadım. Ben kendimi kandırdım, kendimi bizden kaçmaya çalıştım. Sizi Ava'da eve kilitlerken de, kendi ellerimle sizi barıştırırken de bizden kaçmaya çalıştım, anlamıyor musun? Ve sonra bunun bedeli olmayacağını düşündün, öyle mi? Sen beni sırtımdan vuracaksın ama bunun bedeli olmayacak. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hak ettiğini alacaksın. Sinan. Tamam. Bedelini ben ödeyeceğim. Tamam mı? Ben ödeyeceğim. Ama Hazan'a işkence etmene izin vermeyeceğim. Anlaştık mı? Hazan, o yüzüğü çıkar parmağından. Bak sen. Bu yüzüğü sen taktın sanıyorsun, değil mi? O yüzüğü ben taktım, ben. Kızın duygularını, gururunu, kendi onurumu, duygularımı ayaklar altına alarak taktım ben o yüzüğü. Ama kardeşim için yaptım, kardeşim için. Çok etkilendim ya, gerçekten. Ama bak Hazan benim kadar etkilenmemiş. Hazan, niye bekliyorsun artık? Çıkarsan şu yüzüğü. Hazan, kime diyorum? Niye çıkarmıyorsun hala? Neyi bekliyorsun? Ben... Dur bak, istersen ben yardımcı olayım. Ben senin yerine konuşayım, ister misin? Ne diyebilirsin ki? Mesela... Ben her şeyi biliyorum. Demek ister misin? Sen Hazan neyi biliyorsun? Hazan. Ve işte geliyoruz yapbozun kayıp parçalarına. Günün sorusu. Esas kız kötü çocuğun oyununa neden ortak oldu? Neden bu gönüllü ortaklık? Esas kız neden kötü çocukta? Esas çocuğu kandırdı acaba? Sen ne çeşit bir ruh hastasısın ya? Ha? Sen bana DNA testi yaptırdın, DNA testi. Ya neden ya, neden? Ben gerçekten bilmiyorum, kafam çok karışık, anlamıyorum. Ya ne kafam çok karışık? Sen ne yaptın ya? Bana bunu açıklayacaksın. Bana bunu açıklayacaksın Yasemin. Sen bunu neden yaptın ya? Sen manyak mısın? Sen ruh hastası mısın? Sen bunu neden... Bir insan bunu neden yapar ya? Daha zarfı açmamışsın, zarfı. Bir de gidip babamdan para isteyecektin bu saçmalıkla, öyle mi? Ha? Açıklayacaksın ya, bir sebebini aç... Bu nasıl bir tuzak, bu nasıl bir manyaklık ya? Nasıl bir oyun bu? Gökhan Bey, Sinan Bey ile Yağız Bey bahçede tartışıyorlar. Sonra görüşeceğiz seninle. Hazan, bak yine gözlerini kaçırıyorsun. Ne demek istedi söyler misin? Hazan. Hadi Hazan, kalbinin sesini dinle. Ne istiyorsa yap, istersen çıkar yüzüğü. Sonra Yağız da kalbinin sesini dinlesin ama. Kalbinin $100'lık sesini o da dinlesin. Ya karışma. Hop. Yapma. Ya yapmayın. Ya yapmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar, karışma. Ne yaptığını zannediyorsunuz siz? Ne olacaksa olsun artık. Döksünler zehirlerini birbirlerinin içine. Hiç karışmasın. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz kendinize? Sen bana oyun oynadın. Tamam dur. Ben sana oyun falan oynamadım. Sana sadece abilik yaptım. Tamam sus. Sus sen de uzak. Sen hiç karışma sen. Gizli gizli buluşturdun bunları, her şeyi biliyorum. Onları buluşturduğunu senin biliyorum. Yanlış at oynadın sen. Uzak. Saçmalamayın. Benim buradaki işim bitti. Benim sende işim bitmedi ama. Hazan. Onu senin insafına bırakmayacağım. Yaz. Geç kalma Hazan. Bu yüzüğü atmakta da, bana gerçekleri söylemekte de. Hazan! Senin dediğin gibi ne olacaksa olacak. Sinan, ne yapacaksan yaptın. Artık bu defteri kapatman lazım. O geceden beri ne yaptıysan gözümü kapattım. Seni ve öfkeni anlamaya çalıştım. Bana seçimini yap baba dedin. Ben seçimimi yaptım ve senden yana oldum. Ama artık yeter. Daha fazla ileri gideceksen beni karşında bulursun. Babanı karşında bulursun, anlıyor musun bunu? Karşımdasın zaten baba. Bile bile sustuğun günden beri karşımdasın zaten. Buyurun Sinan Bey. Elinde ne bomba varsa hepsini patlatıyorsun. Peki efendim. Büyük bomba patlayana kadar sana nefes almak yok abicik. Ne evirip çeviriyorum ki lafı ben? Ne evirip çeviriyorum? Ben yaptım. Her şeyi ortaya ben serdim. Tamam mı? Senin o deli oğlunun oynadığı bütün oyunları serdim ortaya. Deliliğiyle, kanıtıyla öbür oğlunun Yağız Efendi'nin gözüne soktum o kanıtları. Ha sen bana diyorsun ki şimdi niye bana gelmedin değil mi? Sana güvenmiyorum çünkü. Bunca yıllık sırrından korkup oğlunun arkasına saklanacaktın değil mi? Oğlunun yanında duracaktın değil mi? Fazilet Hanım. Yeter artık Fazilet Hanım falan filan yok. Bitti. Ne olacaksa olsun. Yeter. Fazilet Hanım, Ece'ye ne olmuş? Doğurmuş mu Ece? Bir şey mi oldu kızıma? Yürü kızıma gidiyoruz. Atla arabana. Hadi kızıma gidiyoruz. Yürü. Kime diyorum acaba ben? Efendim, seni dinliyorum. Ben de seni dinliyorum. Ece'ye götür beni diyorum. Tamam, hemen geliyorum. Ece ile mi konuştun? Hastaneye gitmemiz lazım. Ben kızımla konuştum. Fazilet Hanım, hastaneye gitmemiz lazım. Hadi yürü. Kızımı arayacağım kızımı yolda. Arabayı getir hemen. Arabayı getir. Yoldan kızımı arayacağım. Çıkar telefonu arayacağım yoldan. Dur. Selin Egemen. Bebeğimi kaçırdı. Tamam, öldür beni. Öldür beni ama lütfen söyle. Lütfen söyle, yaşıyor mu oğlum? Yaşıyor mu oğlum? Nerede benim oğlum? Bir şey söyle bana lütfen. Yaşıyor mu? sedasyon verdim. Anestezi. Kendine gelemez. Ben bilmiyordum. Ne istediğini bilmiyordum. Oğlum nerede? Yemin ederim bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum hiçbir şey. Ya neyi bilmiyordun? Allah'ın cezası kadın, neyi bilmiyordun? Bir şey mi yaptı bebeğime? Ya bir şey mi yaptı? Bir şey mi yaptı bebeğime? Hayır. Bebeğiniz yaşıyor, oğlunuz yaşıyor. Merak etmeyin. Ben sizin için bir ambulans çağırdım. Adam kendine gelmeden gelirler. Polis çağır! Polis çağır! Allah'ın cezası kadın, polis çağır! Yapamam. Artık sizin için bundan fazlasını yapamam. Senin yaptı bunu bana. Nereye götürdü bebeğimi? Nereye götürdü bebeğimi? Bir şey söyle bana. Senin yaptı bunu bana. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Kaçma! Kaçma, çıkar şu kelepçeyi, kurtar beni buradan, kaçma! Kaçma, çıkar şu kelepçeyi oğlum! Sen bana neden bir şey söylemiyorsun? Ne konuştun o telefonda? Ha, bir terslik mi oldu, iyiler mi? Ha, iyi mi kızım, torunum iyi mi? Bir şey söylesene bana. Ece'nin iyi olduğunu söylediler. Torunum? Torunum iyi değil miymiş? Gidiyoruz işte, az kaldı ama ah bir şey oldu. Ben biliyordum. Götürmedin beni kızıma. Biliyordum ben. Allah'ım sen koru yavrumu, yavrusunu da yavrumu da sen koru ya Rabbim. Hadi Allah'ım ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Hızlı git biraz hızlı. Umarım kayda değer bir şeyim vardır bu kez. İzlerini bulduk Sinan Bey. Erdal'ı biliyorsunuz. Onu satın almak mümkün değil. Bana satın alabileceklerimden bahset o zaman. Yanında iki adam var. Bugün biriyle irtibata geçeceğim. Ama size pahalıya patlayacaktır. Babanızı karşısına alacak. Sen bana fiyatını söyle. Esas kız. Kötü çocuğun oyununa neden ortak oldu? Neden bu gönüllü ortaklık? Esas kız neden kötü çocukta? Esas çocuğu kandırdı acaba? Allah'ım inşallah bir şey olmaz bu odaya. İnşallah. Burası. Bu odama. Ne oluyor ya? Polislerin ne işi var benim kızımın odasında? Yakalandı mı? Hazım Bey, şimdi eşinizin ifadesini aldık. Şüphelinin peşindeyiz. Ama şu anda başka bir şey söyleyemeyiz. Peki. Şüpheli diyor bu. İstemiyorum. İlaç falan istemiyorum. Emzireceğim. Canım sadece hafif bir sakinleştirici. İstemiyorum. Oğlum gelecek buraya. Emzireceğim ben. Ben ilaç falan istemiyorum. Annem. Oğlum. Yavrum benim. Ne oldu bebeklerim yavrum? Doğdu bebeğim. Nerede bebeğin çocuğu? Küveze mi koydunuz kızımın bebeğini? Bebeğim. Yavrumun yavrusu nerede? Anne. Kuzum nerede bebeğin? Senin oğlum kaçırdı. Ne yapıyorsun lan sen burada? Belki benim çocuğum doğdu lan. Sen gelmişsin burada iş adamcılık oynuyor. Yanlış yaptım. Bana pahalıya patlıyorsun Mehmet Yıldız. Çok pahalıya patlıyorsun. Ama her kuruşuna değecek biliyorum. Her kuruşuna değecek. Sinan neredesin? Yanına geliyorum. Bak sen. Birileri abi olduğunu hatırladı galiba. Oğlum artistlik yapma. Üzerime yürüdüm bak, hala soruyorum. Neredesin diyorum. Yanına geleceğim diyorum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bir yolunu bulacaksın. Sakin ol. Sakin ol. Ayrılma oradan bir yere, geliyorum. Gökhan, konuşmamız lazım. Saçma sapan şeylerinden daha önemli işim var. Gökhan, bak bilmen gereken şeyler var. Evet, kesinlikle var. Abuk subuk testlerle neyin peşinde olduğunu bilmem gerekiyor. Ama şimdi değil. Gökhan, beni dinlemen lazım. Gökhan! Gökhan Bey. Ben kullanacağım. Buralarda ol, bir yere ayrılma. Hay hay. Şüphelendi. Yasemin Hanım. Sana niye öyle davrandı? Ne diyorsun Cemile? Sen bir şey yaptın, onu ben sana soruyorum. Sana niye öyle davrandı? Sen bir şey yaptın, şüphelendi o. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama eğer şüpheleniyorsan ne yapacağını biliyorsun. Bak sen. Demek kocanın ecelini çağırdı. Bizim çocukları bir yer. Saçmalama. Saçmalama, ben polisi falan çağırmadım. Saçmalama, bırak, bırak, saçmalama. Aç kapıyı. Buyurun memur bey, sorun mu var? Hanımefendi iyi günler. Selin Egemen, burada mı? Burada değil ama ben yengesiyim. Nasıl yardımcı olabilirim? Hakkında şikayet var. Tamam, ben seni sonra arayacağım. Selim bak sen beni oyalıyorsun ha. Ben sana diyorum ki belki benim çocuğum doğdu diyorum. Doğdu, sen anlıyor musun beni? Yasin ne kadar zor olduğunu biliyorum ama sabretmemiz lazım. Selin sabır mabır yok. Benim sabrım mabrım kalmadı, anladın mı? Ya bu kızın nerede olduğunu ne anası biliyor, ne ablası biliyor. Ben nereden bileyim? Belki aldı benim çocuğumu, gitti dünyanın öbür ucuna. Orada doğurdu. Ben nereden bileyim? Ya ben elimden geleni yapıyorum ama sen beni anlamıyorsun. Sen babamın gücünü hafife alıyorsun Yasin. Eğer babam birini bulmamızı istemiyorsa bulamayız. Ya Selin ama sen bana bulacağım dedin. Bulacağım dedin diye zaten ben bu haldeyim. Ya sen benim ne yaptığım farkında mısın ya? Ben çocuğumu kaçıran adamla aynı evde yaşadım. Gıkımı çıkarmadım sırf sen bulacağım dedin diye. Yasin'cim. Ya ne Yasin'cim? Benim gidip hesabını sormam lazım. Ben gelmişim burada. İş adamcılığı oynuyorum. Ya... Bitti artık. Ben artık kendi bildiğimi yapacağım, anladın mı? Ben seni dinledim, çık önümden. Ya bir dakika durur musun? Yasin bir dur. Selin Hanım. Ne oldu? Bir sorun mu var? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti memur bey? Babanızın eşi sizi kardeşinizi kaçırmakla suçluyor. Karanlık bir odada doğurdu. Annem. Bir gece kaldı koynumda. Bir gece kaldı koynumda oğlum. Bir gece kaldı oğlum benim koynumda. Ağlama çocuğum. Ağlama. Ağlama. Duyuyor mu kulağın Hazım Egemen? Ha? Bak neler anlattı kızım. Duydun mu hepsini? Ha? Kulakların duydu mu benim yavrumun anlattıklarını? Bunun işini kaçırdın sen benim kızımı daha başına. Ne istiyorsun sen benim kızımdan da torunumdan da? Hazım Bey sana soruyorum. Nerede o iblis kızın senin? Nerede? Eğer bana nerede olduğunu söylemezsen iki elim yakanda kalır. Bak öldürürüm seni. Yemin ederim bak öldürürüm. Kızını da öldürürüm, seni de öldürürüm. Nerede? Bırakın beni. Hanımefendi. Sorunum nerede? Torunum. Yavrumun yavrusu nerede? Bana onu söyleyeceksin Hazım Egemen. Bırakın beni. O şeytan nerede? Nerede o iblis kızın? Bunun hesabını verecek. O şeytan kızın bunun hesabını verecek. Ne hissettiğini görebiliyorum. Ben oğlumun derdindeyim, sen kızının derdindesin. Birimiz anne, birimiz baba. Normal. Ece'm, ben bütün kalbimle özür dilerim senden. O kadına seni emanet ettiğim için. Bütün bu yaşadığım kabusa ben sebep oldum. Ben bunun için senden çok özür dilerim. Kabusum senin değil. Kızın eseri Hazım. Ece, emin misin? Selin'i gördün mü? Onun sesini duydun mu? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kızım beni öldürtmeye çalıştı. Bebeğimi çaldı. Görmedim, duymadım ama biliyorum. Sen ne dersen de biliyorum. Bana bunun hesabını da, bebeğimi de bana verecek. Selin, konuşacaksın. Selin! Bana bak, eğer bir olursa... Merhamet, ben de seni mahvederim. O kadın planladı. Her şeyi o planladı. Üstüme oynuyor, anlamıyor musun? Konuşmak zorundasın. Ne kadar zor olursa olsun bütün cesaretimi topladım. Konuşmak için geldim. Dinliyorum. Sinan. Ne söyleyeceksen söyle, ben basıp gideceğim. Ben buraya hesap sormaya gelmedim. Abilik yapmaya geldim. Sen abiliğini yaptın zaten yanlış kardeşim. Yeter lan. Yeter. 1000 tane dertle uğraşıyorum zaten. Bir de siz mi çıktınız başıma ya? Yasemin var oğlum benim başımda. Daha ne olsun, Yasemin var. Al. Siz bahçede kız kavgası yaparken benim uğraştığım şeylere bak. Al. Bunu şimdi. Al kendin gör. DNA testi ne alaka ya? Yasemin'in son marifeti. Siz bahçede kavga ederken ben bununla uğraşıyordum işte. Niye yaptırmış ki bunu? Sırasını bekliyor. Ama ben önce kardeşimi seçtim. Bu kez gerçekten büyük abilik yaptın. Bravo. Sinan nereye gidiyorsun? Ver şu kağıdı. Sinan. İşte şimdi şov gerçekten şov olmaya başlıyor. Sinan gel buraya. Sinan şu kağıdı bana verin. Senin şu an sırasın. Ne? Gözaltına aldılar ne demek ya? Hangi şubedesiniz? Geliyorum ben. Hazan, ben seni gerçekten anlamıyorum. Bu yüzden mi cesaretini toplayıp geldin? Laf ağzına gevelemek için mi? Bana biraz müsaade et lütfen. Hem kendimi hem seçeceğim kelimeleri toparlamam için müsaade et. Bu hiç kolay değil gerçekten. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Ben sana ne kolay değil, söyleyeyim mi? Bizim üzerimize bu oyun oynanırken senin buna dahil olman. Senin bunun bir parçası olman. Seni benim yüzüme vurması. İşte bu kolay değil. Bu yazılanlar, çizilenler, inan umurumda değil bu küfürler, hakaretler, şirket. Babamın şirketi... Ceketimi alıp çıktığımda ne kadar umurumdaysa... kendi şirketimden kovulmak da o kadar umurumda. Ama sen Hazan... biz oyuna gelirken senin bunun bir parçası olman... işte bu kolay değil. Bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilemezsin. Bilemem, değil mi? Ben hiçbir şey bilmiyorum ki zaten. Çünkü bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Nasıl bilebilirim ki? Bir şeyler biliyorsun ama bana anlatmıyorsun. Bir şeyler saklıyorsun ama bana anlatmıyorsun. Bak. Bak oyun devam ediyor. Artık bu oyun nerede başladı, nerede bitecek ben hiç bilmiyorum. Ama sen biliyorsun. Bu oyun nerede bitecek sen biliyorsun ve söylemiyorsun, susuyorsun bana karşı. Susmayacağım. Ben buraya susmak için gelmedim. Tamam, konuş o zaman. Hadi, hadi dinliyorum seni. Hadi konuş. Yalvarıyorum. Bile bile o yüzüğü neden çıkarmadın? Hadi, bunu anlat bana. Ben... senin bunu öğrenmemen için çok mücadele ettim. Çok üzgünüm. Ben böyle olmasını hiç istemezdim. Yani bu şekil... Hazan. Ece, ne o kadından ne de silahlı adamlardan hiç kimseden Selin'in adını duymamışsın. Selin'i görmemişsin. Selin'in sesini duymamışsın. Bak, senin ne yaşadığını ben hayal bile edemiyorum. Bunun için kendimi asla affetmeyeceğim. Ama benden bunu benim kızımın yaptığına inanmamı bekleme lütfen. Kızın yaptı. Görmedim, duymadım ama biliyorum. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum ama bunu senin kızın yaptı. Biliyorum. Kızın nerede Hazım Egemen? O iblis hocalar kızın nerede, bana nerede olduğunu söyleyeceksin onun. Duymuyor musun beni? Nerede? Sakin ol. Ece Hanım, Selin Egemen biraz önce gözaltına alındı. Sinan Bey. Sizin sonucunuzu sistemden çıkarttık. Tamam, sağ ol. Hadi artık ya. Ne yaptınız, hazır mı? Evet Sinan Bey. Hastaneyle biraz uğraşmamız gerekti ama sonunda aldık. Abiniz siz yoğun bakımdayken kan vermiş. Güzel. 24 saatiniz var, sonucu bekliyorum. Tamam Sinan Bey. Güzel. Varan bir, kaldı bir. Anne biz yoldayız zaten, geliyoruz. Bir haber yok mu? Polis bir şey demiyor mu? Tamam, tamam az kaldı, geliyoruz. Yok işte, yok yeğenim yok hala, yok. Tamam, sakin ol. Bak bana ne anlatacaksan onu bile unuttum şu an. Senden tek bir isteğim var, lütfen sakin ol. Ece'nin yanında ikimizin de sakin olması lazım. Senin yeğeninse benim de kardeşim. Bulacağız onu. Bulacağız. Babamın eşiyle aramızda bir düşmanlık var. Bunu zaten eski magazin haberlerinden de görebilirsiniz. Çünkü babamın eşi, eşimin eski sözcüsü oluyor. Bana bu yüzden iftira attığına eminim. Bakalım seni nasıl bir hayat bekliyor. Korkma. Yeni aileni senin için ellerimle seçtim. Yeni annene merhaba deme vakti. Durumumuz pek iyi değil. Olsun. Rızkıyla gelir derler. Çocuk esirgeme kurumu yok deyince çok üzüldük. Şükür ki siz çıktınız karşımıza. Gözünüz arkada kalmasın. Biz paşamıza çok iyi bakarız. Hiç şüphem yok. Ben artık kalkayım. Ben bütün gün en yakın arkadaşımla birlikteydim. İsterseniz araştırabilirsiniz. Bu iftiraları kesinlikle kabul etmiyorum. Evet, ne durumdayız? Merak etmeyin Sinan Bey. Zor oldu ama Kerime Hanım'ın tutulduğu adresi bulduk. Güzel. Bak şimdi beni iyi dinle. Tereyağından kıl çekiyoruz, tamam mı? Ne babam ne de o yancısı Erdal durumdan şüphelenmeyecek. Bu gece bu işi bitiriyoruz. Tamamdır Sinan Bey. Evet, tamam anlıyorum. Tamam anlıyorum. Peki, tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kalın. Neden hala bir haber yok? Nereye kayboldu bu polisler? Yavrum. Neden getirmiyorlar bebeğimi bana? Yavrum getirecekler bak. Ağlama çocuğum. Polisler yakalamış o çıyanı. Sen hiç merak etme yavrum. Bak böyle kendini heder edersen sütün kesilir ha. Yıpratma kendini. Abla! Ablacığım. Kızım. Ablacığım. Baba ne oluyor? Pardon bir saniye. Alo? Evet. Gelecek. Evet anladım. Bilmiyorum. Bakayım sana. İyi misin sen? Hı? İyiyim de herkes nerede? Ya bırak şimdi herkesi. Avukat şu işlemleri çözsün. Hep beraber bir oturalım konuşalım bir yerde, tamam mı? Eve gitmeden önce. Sana ne yaptılar, içeride ne sordular, sen ne dedin? Babam nerede? Selim ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bak şimdi. Babam gelmedi değil mi? Gelmedi çünkü o kadının yanında. Bugün bile kızının yanında değil. Kızını suçlayan o kadının yanında değil mi? Hüseyin Bey. Bilmem gereken ne varsa öğrenmek istiyorum, tamam? Yasin sinirlerim çok bozuk. İçerisi çok korkmuştu. Selin, oğlum kayıp. Yasin çok üzgünüm. Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim, çok üzgünüm. Selin bak, eğer bir şey var... Yasin, bunu o kadın planladı. Her şeyi o kadın planladı. Bak bana, bak serbestim. Neden? Çünkü suçsuzum. Saçma sapan bir yurt dışı yasayla serbestim. Herkese her şeyi kandırabileceğini sanan o küçük şeytan bebeğiyle birlikte üstüme oynuyor. Selin, Ece bebeğim çalımız diyor. Anladın mı? Oğlum yok benim. Benim oğlum kayıp. Sen de buna inanmadın. Selim bak bu hiçbir şeye benzemez ha. Tamam bu öncekilere benzemez. Bana eğer bir yanlış yaptıysa... Yanlışı kim yaptığını biliyorsun. Gayet iyi biliyorsun. Şimdi gideceğiz ve hesabı soracaksın. Hesabını soracaksın. Ne oluyor orada? Neyin hesabını soracakmış Yasin? Eve gidelim anlayacaksın abi. Ne oluyor? Yasin'e bakayım ben. Geliyorlar arkadaşlar. Selin Hanım. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar. Geri çekin. Selin Hanım. Kendi kardeşiniz kaçırmaz. Doğru Selin Hanım. Bir açıklama yapar mısınız? Yasin Bey bir açıklama bekliyoruz. Selin Hanım kardeşinizin işi kaçırdınız. Selin Hanım kimden yardım aldınız? Neden yaptınız? Tamam anlıyorum. Birazdan burada olacaklar. Biz de yarın sakin kafa haberleşiriz. Hoşça kalın. Çıkmışlar. Geliyorlar. Baba istersen Selim ve Yasin'i plazadaki veya da Tuzla'daki yere alabilir. Burada hep beraber kalmak kimseye yaramaz. Kardeşim bir şey yapmadı. Tabii ki yapmadı baba. Ece korkunç bir şey yaşadı. Bu ruh hastası kadın. Bunu neden yaptığı öğreneceğiz ama kardeşim kendi kardeşine zarar vermez. Ece'den ne kadar nefret ederse etsin, o bebek bizim kardeşimiz. Vallahi o, billahi o. Gökhan Bey neden sessizsiniz? Tamam benim canım. Tamam güzel yavrum. Canım benim ya. Çok küçük bu da. Annesini istiyor herhalde. Ben size demiştim. İşin içinde iş var diye. Kayıp, çalınmış, kaçırılmış. Kızım. Gelecek yavrum. Gelecek ben biliyorum. Bulacağız yavrunu çocuğumu, ağlama. Torunumu bulacağız. Bak benim içim çok hafif biliyor musun? Neden hafif? Ana yüreğim diyor ki bana, torunun gelecek senin kucağına diyor. Gelecek yavrum ben biliyorum. Oturduğum yerde oturamam ben eğer kötü bir şey olsaydı. Ben hissederdim kızım. Analar şuralarıyla hissederler. Bak sen de ana oldun yavrum artık. Bildiğin gördüğün ne varsa at artık kenara. Sen de ana oldun. Ana yüreği neresi biliyor musun çocuğum? Bak burası. Ya burası. Analar işte buralarıyla hissederler yavrularının başına gelecekleri. İyi de kötüyü de. İşte ana yüreği burasıdır yavrum. İnsanoğlu bu. İnsanoğlu. Çiğ süremiştir insan. İnsan beşer şaşar. Elbet ana yüreği de şaşar. Ama günahıyla sevabıyla analar ne yaparlarsa işte bu yürekleriyle yaparlar. Korkularını, evhamlarını sustur anneciğim şimdi. Hadi şimdi buranın sesini dinle. Hadi dinle yavrum. Bak sana bebeğinin sesini duyuracak buran. Ana yüreği. Ben hep öyle yaptım. Hep öyle yaptım. Buranı dinle yavrum, buranı. Kızım. Hadi ara artık be, hadi. Evet. Tamamdır Sinan Bey, hanımefendiyi aldık. Nereye götürelim? Versenize bir oğlumun sesini duyayım. Nereye götüreceğinizi biliyorsunuz. Tamam Sinan Bey. Evet annecik. Büyük kavuşmaya az kaldı. Bak baba, Selin zaten çıktığı yola geliyor. Kardeşim bulununca, ki bulunacak eminim, Ece Selin'in yapmadığını anlayacak. Kendi kardeşine böyle bir şey yapmadığını anlayacak. Hepsi benim suçum. O kadını ben aradım, ben çağırdım. Ece'yi ona emanet ettim ben. Benim suçum. Baba, senin suçun falan değil. Bu deliliği öngöremezdin sen. O kadın kardeşimizi boşuna kaçırmadı. Bizimle irtibata geçecek. Fidye isteyecek. Fidye o zaman falan da... istemeyecek. Parasını aldı o. Senin kardeşinden alacağı parayı aldı. Ece, lütfen. Ha, lütfen. Yeter be. Ağzınızdan başka bir laf çıkmaz mı o sizin? Hadi senin kız çıktı yola. Gördük, gazetecileri böyle el sallıyordu. Benim torunum nerede Hazım Bey? Ha, soruyorum sana, benim torunum nerede? Yasin. Şimdi ikiniz de beni dinliyorsunuz. Selin, içeride olay istemiyorum. O kadının içeride olduğunu biliyorsun. Ve bebeğin de kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Babamın canı yeterince sıkkın, tamam? Sen içeri gir abi, anlayacaksın kimin kim olduğunu. Yasin! Fazilet Hanım, beni Ece ile karşı karşıya getirmeyin. Özellikle de bu akşam, lütfen. Sen bana inanmayarak beni karşına aldın zaten Ağzım. Ece tamam. Senin ne hissettiğini hiçbirimiz anlayamayız. Ama Selim buraya bütün gün kiminleydi, neredeydi bunu ispatlayarak geliyor. Ve senin şu an babama saldırmanın bir anlamı yok. Ya benim oğlumu çaldılar, oğlumu! Ne diyorsun sen bana be? Sadece senin oğlun değil diyorum, babamın da oğlu. Benim oğlum. Kaçırılan bebek benim bebeğim. Nil. Tek şansım sensin. Bak, beni yarı yolda bırakırsan biterim. Anlıyor musun? Biterim. Selim, beni gerçekten korkutuyorsun. Ne olduğunu söyler misin? Benim ne söyleyeceğim değil. Senin polise ne söyleyeceğin önemli. Polise söyleyeceğimi söyledim zaten. Söylemeye de devam edeceğim. Lütfen bağırıp durma. Zaten polise bütün gün beraber olduğumuzu söyledim. Bu yüzden de serbest kaldım. Ama bak, gerçekten televizyonda çok korkunç iddialar var. Lütfen bana doğruyu söyle. Bebeği sen mi? Selin. Ne yaptınız lan oğlumu? Ha? Sen bütün bunları tezgahlamak için mi gittin, başka yerde doğurdun çocuğu gizli gizli? Ha, kaçırmak için mi? Yasin, kendine gel. Sen kimi neyle suçluyorsun be? Abla tamam. Belki de suçunu gizlemek için yapıyor. Kim suçlu ya? Kim suçlu? Lan kim suçlu? Onca yalandan sonra kim suçlu? Bana attığın onca yalandan sonra kim suçlu? Seni de şikayet edeceğim ama. Ben nereden bilip senin karınla işbirliği yapmadığını? Göreceğiz kim kimi şikayet ediyor. Göreceğiz. Ben nereden bileyim çocuğumu benden kaçırmadığınızı? Ha? Nereden bileyim ben? Hala oğlum diyor baba, duymuyor musun? Damadını duymuyor musun baba? Bir şey söyler misin artık? Bir şey demeyecek misin baba? Öyle izleyecek misin sadece? Hadi para babası bir şey desene, bak onların bir şey soruyor sana ya. Konuşsana Allah aşkına, bir desene ya. Benim oğlumu kaçırdılar desene. Bir konuşsana. Benim oğlum desene, o kaçırılan benim oğlum desene. Sus sen bir dur, bir dur. Baba, dur sessiz kalma, bir şey de artık. Öyle mi kabulleneceksin? Sessiz kalarak evet ben sizi kandırdım mı diyeceksin oğullarına? Kabulleniyorsun yani. O çocuğun, bu adamın oğlu olduğunu kabul ediyorsun. Ben her şeyi bilerek evlendim Ece'yle. Onun çocuğunun babası olmayı da seçtim. Eğer Ece hala istiyorsa ben o çocuğun babasıyım. Lan sen kimin çocuğunun babasısın ha? Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra Ece ne derse o olacak. O kadar. Ben sanırım yoruldum biraz yani. Gerçekten yoruldum ya. Vay be baba. Vay be. Oo. Ben de biri eğlenceyi kaçırıyor zannediyordum. Aşağıdaki patırtı umurumda değil Gökhan. Ben senin yanında olmak için buradayım.